Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankasındaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 8 ile devam ediyoruz. Yine çok güzel harika yeni nesil sorular çözeceğiz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bir soruyla başlayalım. Taban ayrıtı 8 kök 3 cm ve yüksekliği kök 300 cm olan kare prizma şeklindeki kutular herhangi bir yüzü üzerinde üst üste konularak bir depoya yerleştirilecektir. Kutular depoya kare tabanları zemine paralel olacak şekilde birinci sıradaki gibi yerleştirilirse üst üste en fazla 21 kutu sığıyor en üstteki kutu ile tavan arasında boşluk kalıyor. Daha fazla sayıda kutu depoya ikinci sıradaki gibi yerleştirilirse en üstteki kutu ile tavan arasında boşluk kalmıyor. Buna göre birinci sırada bulunan en üstteki kutu ile tavan arasında kaç santimetre boşluk vardır demiş. Biz taban ayrıtımız 8 köküçmüş. Yüksekliğini de kök 300 yerine 100 çarpı 3 nedir? 300'dür. Kare kök 100 çarpı 3 100 10 olarak çıkar. 10 kök 3 olarak yazalım. Büyükler şimdi birinci sırada 10 kök 3 santimetre yükseklikte kutuları dizmiş ve yukarıda boşluk kalmış. Tam 21 tane dizmiş. En fazla 21 kutu dizmiş. 21 ile 10 kök 3'ü çarptığımızda 210 kök 3 santimetre olur. Yalnız boşluk var burada. Bunların toplamı 210 kök 3 santimetre ise Bu tavanla yer arasında 210 kök 3'ten daha yüksek bir uzunluk vardır. Bakın şurası 210 kök 3'ten daha büyüktür. Sağ tarafta ise 8 kök 3 8 kök 3 şeklinde üst üste kutuları yerleştirmiş ve hiç boşluk kalmamış. Bu ne demektir? Bu yükseklik 8 kök 3'ün tam katı demektir. Peki 210 kök 3'ün üstünde 210 kök fazla olan 8 kök 3'ün katı nedir? 8 kök 3'ün katı çocuklar kaç katı 210 kök 3'ten büyüktür dersek 210 kök geçtiğimizde 216 kök 3 olmalıdır. Biz 216'yı 8'e bölersek ne olur? A'yı 2 kere var. 56'da da 7 kere var. 27 ile çarptığımızda 8 kökü 216 köküç olur. Burası 216 köküç olur ise 210 köküçü geçmiş olur ve tam olarak hiç boşluk kalmadan bu kutular yerleştirilebilir. 8 köküçün tam katıdır 216 köküç. Bu yükseklik 216 köküç ise birinci sıradaki kutuların yüksekliği de 210 köküç idi. Aradaki boşluğu bulmak için ne yaparız? Alanla yer arasındaki mesafeden 216 kök 210 kök çıkarırız. Birinci sıradaki kutuların yüksekliğini. Arada 6 kök 3 santimetrelik bir boşluk kaldığını buluruz. Buradaki boşluk 6 kök 3 santimetre imiş. Cevabımız da A seçeneği olur. İkinci sorumuz bir kenarı A olan küpün yüzey alanı 6 A karedir. Ve sonrasında ne yapmış? Katsayıyı karekökün içine atmayı ve Karaküklü ifadelerde toplama çıkarmayı hatırlattıktan sonra aşağıdaki büyükleri farklı olan 3 küp gösterilmiştir. Küplerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre A ve B noktalarının zeminden yükseklikleri toplamı kaç metredir demiş. Biz burada A ve B noktalarının zeminden yüksekliklerini bulmak için bu küplerin bir ayrıtlarının uzunluklarını bilmemiz gerekir. Peki nereden bulacağız? Yüzey alanlarını söylemiş. Bakın burada küplerin yüzey alanları. Şekil 1'deki pembe ve turuncu küp üst üste konulmuş. İkinci, şekil 2'de mavi ve turuncu küp üst üste konulmuş falan filan. Şimdi çocuklar burada biz öncelikle bir ayrıtlarının uzunluklarını bulacağız. Küplerin yüzey alanlarını vermiş ama burada en büyük alan 13 tam onda 5 metrekare. Pembe küpün yüzey alanı olacak. 13 tam onda 5 metrekare. Ee, sonrasında 3 tam yüzde 84 var. Bu da ortanca küpümüzün yüzey alanı olacak. En küçük de 0 tam %96 ile küçük küpümüzün yüzey alanı olacak. Peki bir ayrıtı nasıl bulunur? Yüzey alanı 6 a kare ise a burada bir ayrıtının uzunluğudur. Büyüğün en büyüğün bir ayrıtını bulmak için 13 tam onda 5, metre kareye eşittir yüzey alanı diyeceğiz. Sonrasında ise A'yı bulmaya çalışacağız. Her iki tarafı da 6'ya bölelim. Bakın burada ondalık gösterimleri 6'ya bölerken ne yapıyoruz? Bir sayıya bölerken virgülden sonraki kısımlarındaki basamak sayılarını eşit olacak şekilde 0 ekliyoruz. Altının yanına virgül koyup bir 0 eklersek virgülden sonra basamak sayıları aynı olduğu için artık virgül yokmuş gibi bölebiliriz. 135'i 60'a böldüğümüzde A kareyi bulmuş olacağız. 135'i 60'a bölelim. 2 kere var. 120, 15 kaldı. Şimdi bölmeyi devam ettirirken buraya bir virgül, buna da bir sıfır yazacağız. 150'de 2 kere var. Yine 120 oldu. 30 kaldı. Artık bir sıfır daha verip ilerletebilirim. 300'de 60, 5 kere var. 5 kere 60, 300, 0, 0. 2 tam %25 metrekare oldu. Bu nedir? 2 tam %25 metrekare. Bir tane yüzünün alanıdır. Peki bir kenarını bulmak için yani bir ayrıtını bulmak için ne yaparız? Her iki tarafında kare kökünü alırız. Buradan A çıkar. Bir kenar uzunluğu, bir ayrıtının uzunluğu. Şu burası yani. Kare kök 2 tam %25'e eşittir. O da 225 bölü 100 olarak yazılır. Bir kenar eşittir. 15 bölü 10 olarak bulunur. Yani burası 1 tam onda 5 metreymiş. Şurası 1 tam onda 5 metre. Evet büyük küpümüzün bir ayrıtını bulduk. Şimdi ortanca küpümüzün bir ayrıtının uzunluğunu bulalım. Yine burada a kare 6 a kare eşittir. 3 tam yüzde 84 metre kare imiş. Her iki tarafı da 6'ya bölelim. 300, 3 tam %84'ü 6'ya bölerken yine virgülden sonra basamak sayıları eşit olacak şekilde 2 tane 0 ekleyelim. 2 basamak, 2 basamak oldu. 384'ü 600'e bölerek a kareyi bulalım. 384 bölü 600 diyeceğiz. 384'te 600 olmadığı için buraya bir 0 virgül, 384'ün yanına da bir 0 yazacağız. 3840'da 600 6 kere var. 6 kere 600, 3600. 0, 4, 2 kaldı. 240. Yanına bir 0 koyarak devam ettiriyorum. 2400'de 600, 4 kere var. 4 kere 600, 2400. 0 tam yüzde %64 A kare eşittir. 0 tam yüzde %64 metre kare oldu. Biz bir ayrıtını bulmak için ne yaparız? Her iki tarafında kare kökünü alırız. Burada A kare A olarak çıkar. 0 tam %64 64 bölü 100 olarak yazılır karekökün içinde. O da 8 bölü 10 olarak çıkar. Yani 0 tam 10 8 metre imiş. Ortanca küpümüzün bir ayrıtının uzunluğu 0 tam 10 8 metre. En küçük küpümüzün bir ayrıtının uzunluğunu bulalım. Onu da nerede bulalım? Şurada bulalım. 6a kare eşittir 0 tam %96 metre kare ise her iki tarafı da 6'ya bölelim. Bunlar gitti. A kare eşittir. 0 tam %96 bölü 6 oldu. 6'nın yanına bir 0, iki tane de bir virgül, iki tane de 0 koyarsak virgülden sonraki basamak sayıları aynı olur. Burada artık virgül yokmuş gibi 96'yı 600'e bölerek A kareyi bulabiliriz. 96'yı 600'e bölelim. 96'da 600 olmadığı için 96'nın yanına bir 0... Bölüme de bir sıfır virgül koyacağız. 960'da bir kere var. Bir kere 600, 600. 960'dan 600 çıktı. 360. Yine bir sıfır koyarak ilerletiyorum bölmemi. 3600'de 600. 6 kere var. 6 kere 600. 3600, 0, 0. 0 tam %16 metrekare çıktı. Bakın burası 0 tam %16 metrekare. Tabi bu bir yüzünün alanı. A kare. 0 tam %16. Biz bir ayrıtını bulmak için... Her iki tarafında karekökünü alırsak buradan a kare a olarak çıkar. 0 tam 16 kare kökün içerisinde 16 bölü 100 olarak yazılır. 16 4'tür. 4 olarak karekökün dışına çıkar. %10 olarak çıkar. 0 tam onda 4 metre olarak bulunur. Neresi? Bu küçük küpümüzün bir ayrıtının uzunluğu 0 tam onda 4 metreymiş. Şimdi A'nın ve B'nin yüksekliklerini bulalım. İkinci şekilde A'nın yüksekliğini bulmak için pembe küpün bir ayrıtıyla turuncu küpün bir ayrıtı toplanacak. Yani 1 tam 10'da 5 ile 0 tam 10'da 8 metrenin toplamıdır. 1 tam 10'da 5 artı 0 tam 10'da 8. Alt alta virgüller alt alta gelecek şekilde yazdık. Şimdi toplamayı yapalım. 13'ün 3'ü elde var 1 diyeceğiz. Virgüllerin altına yine bir virgül. 1, 1 de elde 2. 2 tam onda 3 metre. Şurası 2 tam onda 3 metreymiş. B'nin yerden yüksekliğini bulmak içinse mavi küpün bir ayrıtıyla turuncu küpün bir ayrıtı toplanacak. Yani 0 tam onda 8 ile 0 tam onda 4 toplanacak. 0 tam onda 8, 0 tam onda 4 toplandı. Ne olur? 1 tam onda 2 metre olur. Bunların toplamını sordu bize. Bakın burası da şu yükseklikte 1 tam onda 2 metre. 2 tam onda 3 ile 1 tam onda 2 toplanırsa 3 2 daha 5 virgüllerin altına virgül 2 1 daha 3. 3 tam onda 5 metre olarak bulunur A ve B noktalarının zeminden yükseklikleri cevabımız da C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Kısa kenarı A uzun kenarı B olan dikdörtgenin çevre uzunluğu 2 çarpı parantez içerisinde A artı B bağıntısı ile bulunur. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt şeritten aşağıdaki gibi iki eş kare kesiliyor. Kalan şeridin uzunluğu karekök 2000 santimetre oluyor. Kalan kağıt şeritten diğer kareler R eş olan iki kare daha kesilince kalan parçanın uzunluğu 12 kök 5 santimetre oluyor. Buna göre kesilmeden önceki kağıt şeridin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Evet çocuklar dikdörtgenimizin uzun kenarı verilmiş bakın kalan dikdörtgenimizin karekök 2 binmiş bunu biz 2000 yerine 400 çarpı 5 yazarsak 20 olarak çıkar 420 kök 5 santimetredir bu kenarımız sonrasında bakın buradan iki tane daha kare kesince bir kenarına a diyelim buraya 2 a kadar uzunluk kesilince kalan ne oluyormuş 12 kök 5 yani bunların toplamı 20 kök 5'e eşit. 2a artı 12 kök 5 eşittir 20 kök 5 ise biz buradan bir karenin bir kenarını bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Ne yaparız? 20 kök 5'ten 12 kök 5'i çıkarırız. 2a'yı bulmuş oluruz. 2a eşittir 8 kök 5 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek. A buradan 4 kök 5 santimetre olarak bulunur. Yani karemizin bir kenarı 4 kök 5, 4 kök 5 santimetre imiş. Başlangıçtaki kağıt şeritin çevre uzunluğunu sormuştu. Büyükler buralar 4 kök 5 olduğuna göre, 4 kök 5 de burası. Bizim başlangıçtaki kağıdımızın uzun kenarı ne olacaktır? 20 kök 5, 4 4 daha 28 kök 5 santimetre olacaktı. Peki kısa kenarı neydi? Karenin bir kenarına eşit 4 kök 5 santimetre. Çevresini bulurken kısa kenar ile uzun kenar toplanır. 4 kök 5 artı 28 kök 5 2 ile çarpılır. 4 kök 5, 28 kök 5 daha 32 kök 5. 2 ile 32 kök 5'i çarptığımızda çevresi 64 kök 5 santimetre olarak bulunur. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet. Sıradaki sorumuz dördüncü sorumuz. Aşağıda birbirine eş dört kart gösterilmiştir. Pınar bu kartlardaki kutucuklarda yazan sayılara aşağıdaki adımları uyguluyor. Pınar tüm kartlara yukarıdaki adımları uyguladığında kartlardan birinin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz demiş. Bakalım Pınar ne gibi adımlar uygulamış. Kutucuktaki sayı bir tam kare ise kutucuğu sayı görünmeyecek şekilde pembeye boyuyor. Evet, tam kare sayıları pembeye boyayalım. Yüzler 16 4'ün karesi olduğu için tam karedir. Bakın burada karekök 16 4'e eşit olduğu için 4 de 2'nin karesidir. Dolayısıyla karekök 16 da 4'tür. Tam karedir. Pembeye boyuyoruz. Engimiz de hiç pembeye benzemiyor ama pembeye boyuyoruz. Peki sonrasında 10 tam kare değil, 8 tam kare değil boyamayacağız. E, pembeye boyamayacağız. İkinci kartımıza geçtik. 15, 12 tam kare değil, 100 tam karedir. 10'un karesidir. 144 tam karedir. 12'nin karesidir. Üçüncü karta geçelim. 81 var. 9'un karesi. 169 var. 13'ün karesi. Sonrasında 96, 142 tam kare değil. Dördüncü kartımızda 49, 7'nin karesi tam karedir. 625 de 25'in karesi tam karedir. 128 ve 288 tam kare değildir. Peki sonrasında tüm kutucuktaki sayı e, kutucuktaki sayı bir tam kare sayı değilse kutucuğu sayı görünmeyecek şekilde maviye boyuyor demiş. E, boyayalım maviye tam kare olmayanları 10 değil 8 değil 15 değil 12 değil 96 142 değil 128 288 tam kare değil. Evet bu şekilde boyadıktan sonra aşağıdaki hangisi gibi olamaz diyordu. Birinci şeklimiz bakın pembe 2 tane, mavi 2 tane A seçeneğindeki gibi olur. 2 B seçeneğine bakalım. B seçeneğindeki gibi bir boyama var mı çocuklar kartlarda? Yok. İşte cevabımız B seçeneğidir. C seçeneğindeki kartın görünümü hangisidir? İşte 3 numaralı kart bakın. Burada 3. Üç. 3. sıradaki kartımız C seçeneğindeki gibi boyanmış. D seçeneğindeki gibi boyanan da 4. kartımız. Cevabımız B seçeneği olur. Evet, bu testimizin de çözümlerini bitirdik. İlerleyen günlerde, ilerleyen konularımızın testlerimizin çözümlerini kanalımızda yayınlayacağız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.